Sevgili arkadaşlar, kadınlar istikrar ister. Bir erkekle ilişkisi olan bir kadının bilinçli beklentilerinden biri istikrardır. İstikrarlı bir adam istiyor. Duygusal olarak kararlı. Sonra finansal olarak eğer bir aile kurmayı planlıyorsanız. Buradaki en önemli şey duygusal istikrardır. Çünkü her şeyin temelidir. Sevdiğiniz kadının bu temel erkeksi özelliğe sahip olduğunuzu hissetmesini sağlamak için hemen duygusal istikrar gösterin. Öz denetiminizle duygusal dengenizi ona hissettirebilirsiniz. Yani durum gerginleştiğinde ve zorlaştığında sakin kalma becerinizi göstermelisiniz. Zayıf bir adamın yıkılacağı yerde siz soğukkanlılığınızı göstereceksiniz. Kadınların sizi fırtınada tutunabilecekleri sarsılmaz bir kaya olarak görmeleri gerekiyor. İkincisi de kadınlar ilgi ister. Kadınların ilgiye ihtiyacı var. Yani erkeklerin ilgisine ihtiyaçları var. Ve hatta erkeklerinden daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. Sevildiğini ve arzulandığını hissetmesi için ona yeterince ilgi göstermelisiniz. Ona bakarak mı? İltifat ederek mi? Onun için küçük şeyler yaparak mı? Onunla aktivitelere girişerek mi? İlginiz olmadan kendini ihmal edilmiş hissedecek. Eğer bu ilgiyi bulamazsa başka erkeklerin ilgisine ihtiyaç duyabilir. Ya da başka bir erkekten bu ilgiyi alır, sizi aldatmak isteyebilir. Bu ilgiyi alamadığı zaman acı çekecek veya ilişkiyi bitirmek isteyecek. 3 numaraya gelecek olursak arkadaşlar, kadınlar biraz meydan okumak ister. Erkeklerin bir kadınla ilişkilerinde sıklıkla yaptığı bir hata vardır. Kadının kendisini hafife almasına izin vermek gibi. Küçük kucak köpekleri gibi davranır. Ya da yapacak başka bir şeyleri olmadığını ve kadının her zaman yanında kalacağını düşünür. Çantada keklik gibi düşünür. Böylece onu baştan çıkarmayı bırakırlar. Çekici olmayı bırakırlar. Ona karşı tavırlarını da ihmal ederler. Sonuç olarak onun gözünde çekici olmayı bırakırlar. Cazibe kaybolur ve ilişki sendelemeye başlar. Bundan kaçınmak için onunla birkaç kez ilişkiye girdikten sonra eşini veya kız arkadaşını baştan çıkarmaya devam etmelisin. Onu asla hafife alma. Niyetiniz ve ona olan ilginiz hakkında her zaman biraz sır tutun. Oscar Wilde'ın çok güzel bir sözü var. Romanın özü belirsizliktir. Bu başlangıçta doğrudur. İlişki boyunca da geçerli olmalıdır. Kadının için bir meydan okuma olarak kaldığından emin ol. Böylece seni her zaman baştan çıkarmak isteyecektir. 4 numara. Kadınlar duygu ister. Kadınların yaşadığını hissetme ihtiyacı var. Ve canlı hissetmek için duyguları yaşamaları gerekir. Bu yüzden rutini düzenli olarak bozduğunuzdan emin olun. Ara sıra onu şaşırtın. İster onu güldüren veya büyüleyen şeylerden bahsederek, ister hediye vererek, ister heyecanlı aktivitelerde bulunarak bunu yapabilirsiniz. 5 numara, kadınlar şefkat ister. Bir ilişkide hassasiyet önemlidir. Kadınlar şefkat ister. Bir araştırmaya göre şefkat seksten bile daha önemli olabiliyor. Kadınınızla birlikte olduğunuz zamanlarda bu bağı kuvvetlendirebilirsiniz. Bir çiftte sevginin gelişmesi için bu bağlantı özellikle önemlidir. Sadece fazla mevcut olma tuzağına düşmemeye gayret etmelisiniz. Sevişmenizi tam olarak takdir etmek için kız arkadaşınızın bunu arzulayabilmesi gerekir. Ve onu arzulayabilmek için onları sık almaması gerekir. Bir şey ne kadar nadirse o kadar arzu edilir hale gelir. Ve tersine bir şey ne kadar sık olursa daha az arzu edilir. 6 numaraya gelecek olursak arkadaşlar, kadınlar gerginlik ister. Daha spesifik olarak belirtecek olursak cinsel gerilim ister. Kız arkadaşınızın veya karınızın sizi sadece bir arkadaş olarak değil, bir cinsel partner olarak görmesini istiyorsanız aranızda cinsel gerilim yaratmalısınız. İkiniz arasında uyarılmayı sürdürmeniz gerekiyor. Nasıl? Onunla olan etkileşimlerinizi düzenli olarak cinselleştirerek. Bunlar müstehcen iltifatlar
tutkulu dokunuşlar. Bunların aralarına belirsizlik serpiştirilmiş olmalıdır. Böylece sizi hafife almaz ve sürekli sizi kovalamak ister. 7 numaraya gelecek olursak, kadınlar korunmak ister. Fiziksel koruma, onu fiziksel olarak koruyabileceğinizi hissetmek ister. Ve finansal koruma, ailenizin geçimini sağlayabileceğinizi hissetmesi gerekiyor. İlkel cinsel çekim söz konusu olduğunda ilk nokta en önemlisidir. Yani fiziksel koruma. Ancak ikinci noktayı, yani maddi korumayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü bir aile kurmayı planlıyorsanız, kız arkadaşınız ya da eşiniz kendini güçlü ve bağımsız bir kadın olarak tanımlıyor olsa bile kritik olabilir. Ona bu güvenceyi sağlayabilirsen sana saygısı daha fazla olacaktır. 8 numaraya gelecek olursak arkadaşlar, kadınlar yükseliş ister. Bu beklentiyi daha iyi anlayabilmeniz için hipergami konusuna değinmek gerekiyor. Hipergami, halk dilinde evlenmek olarak tanımlanır. Bir kişinin kendisinden daha yüksek bir kast ve sosyal statüde biriyle evlenme eylemi veya eylemi için sosyal bilimlerde kullanılan bir terimdir. Daha çok kadınlar tarafından uygulanmaktadır. Kadınlar doğası gereği hipergamlıdır. Bu kendilerinden daha yüksek sosyal statüye sahip bir eş arama eğiliminde oldukları anlamına gelir. İşin zorlaştığı yer burasıdır. Ancak daha yüksek statülü bir partner bulması aramayı bırakıcı anlamına gelmez. Daha da yüksek statüde bir eş aramaya devam edebilir. Ve bulursa bulduğu yeni yüksek statülü adam için ilk partnerini bırakabilir. Fakat burada endişelenmemelisiniz. Çünkü bütün kadınlar böyle değil. Ama düşündüğünden daha fazlası var. Bu fenomen boşanmanın yasak veya marjinal olduğu dönemde kısıtlanmıştı. Ancak kadınların yakın zamanda özgürleşmesiyle işler değişti. Bunun başınıza gelme olasılığını azaltmak istiyorsanız, kız arkadaşınızın veya karınızın öyle olmadığını düşünseniz bile sürekli büyüdüğünüzden ve geliştiğinizden emin olun. Statünüzü büyütmek ve daha güçlü olmak için ne gerekiyorsa yapın. Sosyal ya da finansal olarak ve bunu devamlı olarak yapın. Kadınınızın sosyal statüsünün sizin sayenizde büyüdüğünü hissetmesi için yapın bunları. Ve sen de gelecekte bir sosyal yükseliş umudu görmekten asla vazgeçmediğini. Böylece sizi ve sadece sizi sevmeye devam etme şansı artar. 9 numaraya gelecek olursak, kadınlar yön ister. Kadınlar işleri nasıl kontrol altına alacağını bilen bir erkek ister. İnisiyatif sahibi bir adam. Kadınlar biyolojik bir şekilde liderleri çekici bulur. Bu az önce tanımladığımız hipergami kavramına geri döner. Karınızla veya kız arkadaşınızla etkileşimlerinizde ve ilişkinizde liderliği ele alarak bir erkekte çok heyecan verici bulduğu bu alfa özelliği ona hissettirmiş olacaksınız. 10 numaraya gelecek olursak, kadınlar çerçeve ister. Kadınlar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bir erkekten çerçeve oluşturmasını bekler. Erkeklerden sınır koymalarını bekler. Erkeklerden bir çizgi aşıldığında harekete geçmesini bekleyerek sınır koymalarını bekler. Bu sınırlar onun alışkanlıkları olabilir. Örneğin sigara içmek gibi zararlı uygulamalar veya size karşı bir tutumu, örneğin olası bir saygısızlıkla ilgili olabilir. Bu şekilde sınırlar koyduğunuzda kadınınız sizdeki erkeksiliği hisseder. Ve bu da onun daha fazla ilgi duymasını sağlamakla kalmaz, size olan saygısını da arttırır. Ama dahası var. Ayrıca sizi hafife alamayacağını hissetmesini sağlar. Her şeye ve her şeye müsamaha gösteren ve ona karşı paspas gibi davranan ve onun gizlice hor gördüğü tüm o zayıf ve çaresiz erkekler gibi olmadığınızı görmesini sağlar. 11 numaraya gelecek olursak, kadınlar iyilik ister. Kız arkadaşınızın veya karınızın sizin tarafınızdan sevildiğini ve güvenildiğini hissetmesi için onu önemsemelisiniz. Sınırlar koyduğunuzda bu kötü niyetten değil. Öncelikle onun iyiliği ve
ilişkinin iyiliği içindir. Sevgili arkadaşlar, kadınların bir ilişkide ne istediğini anlamanıza yardımcı olmaya çalıştım. Konumuz uzar gider. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. İlerleyen bölümlerde bunu biraz daha genişleterek anlatmaya devam edeceğim. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Hoşça kalın.